O zaman size sormanız bir şey, ben kendi kendime sorayım. Ya senin hayatında bir şey götürüyor mu? Herkeste şu kaygı var herhalde. Ya ben bu ameliyata olacağım, ondan sonra yemek yemeyen bir adam haline geleceğim. Evet, bu tabii ki çok Yani. önemli bir konu. Ama yemekten de çok haz alıyordum. Tabii Diyecek. tabii. Ben dün gece bir arkadaşım beni davet etti. İstanbul'da güzel bir İtalyan lokantasına gittim. Sofraya gelen her şeyden yedim. Tabii Hiçbir tabii. kısıtlamam yok. Yok, aynen öyle. Çok daha az yiyorum eskisine göre ama kesinlikle daha az haz almıyorum. Eskisi kadar haz alıyorum. Güzel bir kadeh şarap içtim ama çok Çok güzel bir normal ve şarap içtim. sağlıklı yemeği öğrenmiş oluyor insanlar bu ameliyat olunca. Daha çabuk doyuyorsun tabii. Yani kesinlikle şu yok ameliyat olduktan sonra. Ben yemek yiyemez hale gideceğim. Hayatımda önemli bir yeri vardı benim yemek yemekten aldığım hazların. Bu Bu elinden ortadan alınacak. kalkacak. Kesinlikle bununla alakası yok. Aynı Tabii. hazı alıyorsunuz, hatta daha fazla şöyle söyleyeyim. Eskiden okuruca besleniyordum. Yani elimizde bir çatalıyla kaşık okur okur lokmaları ağzımda dolduruyorduk. Kötü alışkanlık. Tabii. Yani boşuna obez olmadım, tesadüfen de olmadım. Yemek yiyerek oldum. Muhakkak. Bundan haz aldığımı zannediyordum. Fakat şimdi inanın 10 kaşıkla yediğim yemektense bir çatalın ucuyla yediğim bir peynirden, uzun uzun çiğneyip yediğim bir peynirden aldığım, lezzetli bir peynirden aldığım haz bundan daha fazla. Tabii. Ama elbette yemek yeme alışkanlıklarınız değişiyor. Bir de şunu söyleyeyim. Bir yıl oldu. Hemen o çok çabuk oluyor. 2-3 ayda oluyor. Yani şimdi o bir yıl evvel beyicin alışkanlıkları benim için tamamen yabancı bir şey. Yani o adam başka bir adamdı. Başka bir alışkanlığı vardı diye Evet. hissediyorum. Yani şimdi o gün önüme gelen sofrada yemeğin büyüklüğü benim için sıradansa, kocaman bir tabak yemek bile olsa, şimdi çok olağanüstü bir şey. Yani ben böyle bir şey tahayyül bile edemedim. Yani Ne o kadar güzel. tabağıma yemek alacağım. Evet. Bir de o zaman böyle gıpta ederdim. Bazı böyle çok zayıf, böyle hatta Kuzey Avrupalılar falan çok az yemek yerler. Böyle yemeğe giderler, tabaklarına böyle çok küçük 2-3 tane lokma koyarlar. Aynen. Bunlar nasıl bundan doyuyorlar, mutlu oluyorlar diye Sen düşünüyorum. Kuzey Avrupalı gibi oldun Şimdi ya. o Hayatlar. Ne hani güzel. kültürel anlamda kesinlikle değil Tabii canım, ama ne yemek biraz yeme şaka alışkanlığı. yapıyorum da.